Evet sevgili VGT takipçileri, şu anda hem VGT'nin eski bir kullanıcısı hem de akademisyen kimliğiyle de sevgili Profesör Doktor Birkan Selçuk hocamla beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Uzun zamandır VGT kullanıyorsunuz. Hem teknik olarak VGT'yi bir de sizden dinlemek istedik. Hem de VGT'li araç kullanımında yaşadığınız tecrübeleri özetlemenizi rica ettik. Size bizi kırmadınız. Teşekkür ederim. Şimdi VGT'yi kullanmaya başladığınız zaman öncelikle dikkat çeken şey motorun bir kere sesinin azaldı. Çekişin arttı oluyor. Daha düşük devirlerde daha rahat gidiyor araba, rahatlama oluyor. Burada tabii yapacağınız tasarruf sizin kullanma tarzınıza göre değişiyor. Siz daha önce yarım gaz, tam gaz verip hızlanıyorsanız burada onu vermediğiniz için sizin performans, yani diyelim yakıt tasarrufunuzda daha bariz bir artış oluyor. %40'lara varan artışınız olabiliyor. Ama benim kullanma tarzımda %10, %15, %20 değişiyor. Evet. Kullanma şeklinize göre, gitme şeyinize göre, akışınıza göre değişiyor. Araba daha rahat akıyor. Daha böyle zevkli bir şekilde kullanıyorsunuz. Zaten bizim için araba kullanmak her zaman bir zevk. Değil mi? Her zaman Fark bir etmez. keyif. Lada da verseniz fark etmiyor. Anadolu'da. Peki VGT ile bu keyif ne noktaya taşınıyor? VGT'de daha rahat, böyle akıcı, daha uzun mesafe gidiyorsunuz, daha akıcı, daha sessiz. Konforlu bir şekilde yokuşlarda yavaşlamadan rahatça gidebiliyorsunuz. Evet. Peki hocam gaz pedalı tepkimeleri. Siz şimdi zaten pedalı yumuşak kullanıyorsunuz. Evet. Sakin bir sürüş tarzınız var. Ve bundan dolayı sakin bir sürüş tarzına sahip olduğunuz için bir ekstra bir verim söz konusu. Peki eskisi gibi gaz pedalına bastığınız zaman aracınızdan ne tarz bir tepki alıyorsunuz? Daha hızlı hızlanıyor. Daha akıcı gidiyor. Zaten ben takmadan önce de dokunarak gidiyorum. Bu hızlanma sürem daha uzun oluyordu. O yüzden zaten benim yakış tarzım %10. Birkan hocamızla %15. ilk yaptığımız testte iki aracında test yaptık Birkan hocanın ve bu iki testte de sürüş esnasında normalde test sürüşünde kullanıcılarımıza sorduğumuz soruların hiçbirisini soramadık. Sustuk. Çünkü Birkan hoca arabanın mekanik sınırları içerisinde olabilecek en tasarruflu kullanımı, değerleri de çok iyi bildiği için zaten eğitimi gereği de bunları çok iyi biliyor kendisi sağ olsun. Bize de öğretti bunları aynı zamanda. Çok iyi araç kullanıyor. VGT'den kaynaklı olarak elde etmiş olduğu tasarruf daha da arttı değil mi hocam? Evet. Şimdi şu var, kompresyon azalması aslında lehine. İnsanlar diyor ki kompresyon artınca işte azalınca tehlike. Tam tersi. Eğer bu mantık olsaydı zaten Audi gidip yelken mod koymazdı. Yani. Kesinlikle. Volvo bunu koymazdı. Kompresyon enerji kaybı demektir. Yani siz bir otobüsler kaç ton? 14 ton otobüsler var. 7 ton 302'lerdi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Artık günümüzde 14 tona yakın ağırlıkları var ve bunlar yokuş aşağı girdiği zaman kompresyon hikaye. Frenle yavaşlıyor ve retarder'a takıyor. Bir şekilde değişik bir sistemler kullanıyor. Kompresyon faydalı bir şey olsaydı esas onlara koyarlardı. Bizim kompresyon dediğimiz olay yakıt gelmeyince hava sıkıştırmasında arabanın motorunun tabii ki enerji gelmiyor. Yavaşlaması iki, şanzıman da devrede olduğu için sürekli bir sürtünme. Zaten bütün fabrikalar bu sürtünmeleri minimuma indirmeye çalışıyor. Biz örneğin ne vardı? Nanoparticle bor. Niçin koyuyorduk bunu? Sürtünmeyi azaltmak. Sürtünme Şimdi kompresyon azalıyor. Azaltmak için yapıyorsun. Sen sürtünmeyi azaltacaksın ki araba akıcı. yazarsınız. Üstelik Şimdi kompresyonun biz fazla olması mekanik ömrünün tabii kısalması ki anlamına geliyor. bu sürtünmenin yüksek olduğu kompresyon faydası şu. Belli bir kompresyon olduğunu biliyorsan arabanın motorunun rektifiye yaklaşıp yaklaşmadığını kompresyon değerlerinden ölçebilirsin. Bunun başka bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Tabii insanlar bu doğru bilinen yanlışlarla yürüyorlar hocam. Kompresyonla işte vites düşürdüğü zaman motorun daha doğrusu aracın kontrollü bir şekilde yavaşlamasını, hızının düşmesini kompresyonla karıştırıyorlar. Biz bunlarla karşılaşıyoruz sahada. Evet. Kompresyon düşüyor, ortadan kalkıyor, ben kaza yaparım. Hayır, güven sürüş engel yok ki bu. Yani bisikleti hiç kullanmasınlar o zaman. Arabayı durduran frendir.
Burada biz şunu kullanıyoruz. Kompresyon olayımız, evet böyle bir fren var diye balataları azalsın, şey olsun diye, evet vites küçültüyoruz. Madem kompresyon bu kadar iyi, 7000 devirde çıktığımız zaman aniden bir 3'e takalım. Şunu göreceğiz, ya kran kırılacak yaşlı arabada ya da piston kolu kırılacak, motoru elimize alıp sanayiye gideceğiz. Kompresyon her zaman faydalı bir şey değil. Evet. Ancak frenlerin patlar, bir şey olur, yani seni yavaşlatacak bir etkin var. Can güvenliği. Evet. Evet. Ama zaten biz şunu söylüyoruz. Şey olur. Yani ayağını gazdan çektiğin zaman motorun yığılmasını sağlayan kompresyonla olmaz bu. Fren evet. patladığı zaman güvenli bir şekilde o şekilde duramaz. Vites düşer. Zaten VGT'de o kadar ciddi bir kompresyon düşürmüyor. Eğer tabii ki. Mesela metre daha fazla süzülmenize neden oluyor ki. Bunu çok rahat deneyebilirsiniz. Nelerle deneyebilirsiniz? Bir tane Anadolu bulun. Dörtle giderken şöyle bir gazı çekin. Böyle öne yığılırsınız. Ama son teknolojileri alın. Bırakın gazı. Yavaş yavaş düşer. İyi bir şey olsaydı bunu engellemezlerdi zaten. Elbette. Tabii modelden modele değişmekle beraber çok doğru. Yani işte normalden daha fazla VGT kullanıcılar arabaların süzüldüğüne tanık oluyorlar. 50, 100, 300, 400, 500 metreleri bize söyleyenler oluyor. İşte arabadan arabaya değişiyor. Tabii, arabadan arabaya değişiyor. Tasarımına göre değişiyor. Kesinlikle. Benim bir arabanın birinde 50-60 arasında aşırı süzülürken bir 70-80, 110-130 arasında süzülürken aşırı mesela o 40-50 arası onu yapmıyor. Bir araba. Diğeri hepsinde, her bütün şeylerde şey yapıyor. Küçük hacimli olan daha değişik davranıyor. Büyük hacimli olan daha değişik davranıyor. Bu arabanın karakteristiklerine de bağlı bir şey. Zaten sürücülerin az yakmasının şeyi, arabaya alışması, elektroniğine alışması. Ona alıştığınız zaman zaten bir az yakmaya başlıyorsunuz. VGT gelince bütün bu veriler yol bilgisayarı tarafından yeniden patlama şeyleri, ateşleme sistemleri yeniden düzenleniyor. Ve siz yeni elektroniğe göre alışıyorsunuz. Çok doğru. Peki hocam bir şey soracağım. Siz VGT'yi taktıktan sonra kullanım alışkanlığınıza göre arabanız patinajla kalkıyor olsaydı eğer... Ne yapardınız? Patinajla devam mı ederdiniz? Şimdi, yoksa ayağınızı geçen de bir video seyrettim. Gülmekten yere yıkıldım. Saçma sapan bir verilerle listeye çıkmış. Ne denir ya? Biz bozukla tekere ne diyoruz bisiklette? 8 oldu diyoruz. 8 oldu diyoruz. 8 oldu diyoruz. Yani bu mantıklı olmaz. Yani trafiğe çıkıyorsun. Trafikte bakıyorsun. Yoğun trafikte ben yaptım. Ne kadar yoğun trafikte yaptın? Şu saatler arası. Ya aynı arabalar yok ki. 2 tane 3 tane ışığa takılsan senin verilerin değişiyor. Öyle bir şey olmalı ki. Sen belli bir hıza belli bir saniyede çıkmalısın. Belli bir hızda hızını korumalısın. Ve bu aynı yolda aynı şekilde olmalı. O zaman kıyas yapabilirsin. Yani bilimsel olarak bir şey kıyaslıyorsanız aynı şartları oluşturmak zorundasınız. Evet. Yoksa kıyas olmaz. Karşıdan rüzgar fazlaysa siz zaten %7, %8 fazla yakacaksınız. Evet. Havanın sıcaklığı bile patlama şeyinde verimliliğini değiştirir. Yani normal şartlar altında. Şimdi orada zaten ipucunu veriyor. Diyor ki ben dokundum, patinaja çekiyor. Patinaja çekiyorsa gazı azalt kardeşim yani. Evet. Bu senin fazla gaz verdiğini gösterir. Yani patlamanın verimli olduğunu gösterir. Zaten VGT esas ilk gaza verişlerde ve çekişlerden sonra tekrar verişlerde bu oranı sabitlemek üzerine. Ve araba giderken dalgalanmalar olduğu zaman bu yakışı. Siz arabayla hızlandıktan sonra diyelim 70'e çıktınız. Sabit gidiyorsunuz. Rüzgar yok. Araba zaten 1.14'ü sağlayacak şekilde ateşlemesini yapıyor. Ama siz gazı kesip verdiğiniz zaman işte burada bir dalgalanma olduğunda VGT bunu sağlıyor. Evet. VGT kararlı olmasını sağlıyor. Kararlı olmasını sağlıyor. Ufak dalgalanmaları tolere ediyor. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi siz sonuçta fizik profesörüsünüz. Evet, fizik mühendisiyim. Evet. Fizik mühendisiniz aynı zamanda ve bir süredir aracınızda VGT'yi kullanıyorsunuz. VGT kullanırken arabanızda mekanik anlamda ne bileyim ısının aşırı artması, motorun zorlanması, işte şanzımanınızda ses gelmesi. Evet. İşte şimdi benim arabamın bir markası Volvo. Volvo'lar şöyle 500 metre gitsin 90 dereceye çıkar. Kışa göre yapılmış araba. Yazın ortasında İzmir gibi bir yerde hava 40 dereceyken 4 kilometre boyunca 90 dereceye erişemiyor. Bunu nasıl açıklayacak?
Yani bir hava akışın verimli akış var. Fakir karışımını engellediğini söylüyor bana. Ve bu uzun sürede motor ısısına bir dengeye getiriyor. 90 dereceye geliyor. Ve yazın ortasında bunu yapıyor. Bu şu demek. Bir kere motorun hararet sorununu azaltıyor demek. Evet. Bu sizin performanslı yaktığınızı da gösterir. Daha az gaz verdiğinizi. Ben ortama ne kadar gaz verir, o kadar patlatırsam o kadar enerji yayarım. Ve motorlarda enerji kaybı ısıdır. Sürtünme ısı. Evet. Hepsi ısı olarak etrafa. Yani siz dip gaz verip hızlandınız. Yani trafiğe çıkıyoruz. En sinir olduğum şeylerden biri. Trafiğe çıkıyoruz. Bir kere Türkiye'de bir şey var. Bunu Avrupa'da göremezsiniz. Daha sarı yanına dat tut tut. Herkes bir evet. korna çalıyor. Bunu gidin yurt dışında yapın. Bir ceza yersiniz. Yapamazsınız. Sonra dip gazda kalkıyorlar. Ya önünde 100 metrelerde ışık var. Hızını azaltıyorsun. 60'a inmişsin. Arkadan flaşörler, sinyaller. Kardeşim sen yarış pistinde misin? Trafikte misin? Ya sen hiç kaza geçirmedin ya da başka insanların ömrünün, hayatının bir önemi yok senin için. Evet. Evet, dörtümüzü yaktık. Evet. Melikşah'ın tosbağasıyla tabii yaşlı araba olunca, sürücüsü genç olsa da sıkıntı olabiliyor. Tosbağayla dörtlü yaktık. Bir dakika mı kalmamız gerekti? Arkadan nasıl yani inanılmaz bir tanrısızlık. Yani şimdi onu yapar, yarın bir gün ışıkta kendi arabası bozulur. Ona yaptıklarında, aa bu insanlar sayılır. Biz böyle bir toplum haline gelmişiz. Trafikteki hareketlerimiz bizim toplumdaki hareketlerimizin göstergesidir. Doğru. Sabırsızlık had safhada. Sağdan fırlamalar soldan. Kimse fırlamasa trafik akacak. Ama herkes fırladığı için trafik akmıyor. Herkes önce ben diyor. Ya bu şekilde bir davranış olamaz. Ve Türkiye'de kimse trafik kurallarını bilmiyor. Trafik levha okumasını da bilmiyor. Ve herkes kendini şoför sanıp dolaşıyor. Levhalar mı hedef tahtası? Yani ben şehir içinde genelde 75'i geçme, yanımdan 100'de geçen adamı, yanımı 100'de geçen adamı ben 60'larla 70'lerle sollayınca şaşırıyor. Bir kere şunu bilmiyor. Trafik hızın, akış hızı neyse siz bunu geçemezsiniz. Trafiğin ortalama hızı 65 ise isterseniz siz 120 yapın. Ne yapacaksın adam? Uçarak mı gidiyorsun? Uçak mısın? Önde yine frene basıyorsun. Ne oldu? Bir araba geçince ne değişti? Fazla yaktın. Arabanı hırpaladın. Hırpaladım. Hadi sen onu yaparken gittin arabanın birini arkadan vurdun. Bir buçuk saatin gitti. Onu da yaşadık bugün gelirken. Yani. Bir buçuk saatin gitti. En basit yani raporu doldurması, bir araya getirmesi. Evet, doğru. Ne gerek var ki? Sonra arabayı sanayiye bırakacaksın. Bir haftada öyle gidecek. Gerek yok yani. Acil. Trafiğe çıkıyorsun herkes acil. Kaç acil araba olabilir ya? %10 mu? 10 tane araba basın. Ya 100 arabanın 98'i basıyor. 2 tane normal giden görüyorsunuz. Onunla da flaşörlerle adamlar taciz ediyor. Sen de katıl bize diyor. Evet. Aslında. Şimdi çok enteresan bir şey. Siz diyelim ki 70'le gidiyorsunuz şehir içinde. Arkadan bir araç geldi. Size flaşör yapıyor. Önde kamyon olsun hiç flaşör yapmıyor. Sol şeritte de olsun flaşör yapmıyor. Ama sana geliyor yapıyor. Güçlüden mi korkuyoruz? Trafikte kimlerin önceliği var? Yayaların. Hayır, tabii ki yayaların. Küçük araçlar. Kamyon işgal etmiş gidiyor. Ona hiçbir şey demiyorsun. Tamam. Gücün yetmiyor. Burada yani, adam düşündü şudur büyük ihtimalle toplumumuzda. Ulan bu adam sinirlenir bir sola kıyarsa bizi burada pesti de çeviriyor. Tabii. Böyle trafik olmaz. Onun için hanımlar yüksek arabayı tercih ediyorlar. Kendimi güvende hissediyor ama. Sürüş yani, şeyine anlamına gelmiyor değil mi hocam? Tabii ki. Sürüş şeyine gelmiyor. Psikolojik güvenlik. Evet. Yine VGT ile ilgili konuşmak gerekirse hocam. Şimdi siz tabii ki olaya kesinlikle çok teknik yaklaşıyorsunuz. Çünkü zaten arabanızı da çok teknik ve bilinçli kullanıyordunuz. Ve hala öyle kullanıyorsunuz. Buradan VGT 10.000'e yaklaşıyoruz. 9.000'i aşmak üzereyiz. Buradan VGT kullanıcı aile üyelerimize, çünkü onlar sizin de aile üyeniz, siz de VGT. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer tavsiyeniz ne? O 8 olan tekerlekler oluyor. İşte evet. Bu tip şeylere baktıkları zaman sinir oluyorlar. Çünkü yalan. Kullandığı için biliyor. Zaten bir şey iyiyse ona alışıyorsunuz, onu söktüğünüz zaman anlaşıyorsunuz. Zaten şimdi test yapmak için biz ne yaptık? Söktük. İki gün önceden söktük. Sökünce çünkü arabanın
belli bir süre normal gidişi oluyor. VGT'li gibi. Yavaş yavaş bunu atıyor. Evet. Şimdi göreceğiz bakalım. Çıkardığınız zaman zaten sinir olmaya başlıyorsunuz. Evet. Benim bir arabam düşük hacimli de yokuşa geldi. Yeter be çık diyordum yani. Çık çık. Yani dua ediyorsun. Araba çıksın diye. Evet. Söyleyeyim 1.10'da 4 Megane. Yani 100 beygir motoru var. Torku neredeyse Broadway kadar. Yani bu motor bu arabaya olmamış bir sistem. Peki. Ama bunu aldığınız zaman size işkence haline dönüşüyor. VGT'yi koyunca daha rahat oluyor. Çünkü tork devirlerinizi aşağıya çekiyor. Araba deparlanabiliyor. Özetle ben hani şunu duyurmak için daha doğrusu kullanım alışkanlığı muhakkak değiştirmeli mi? Tüm toplum. Evet. Tüm toplum kullanım alışkanlığı değiştirmeli. Bir yolda 90 sınır diyorsa herkes 90'la gidemez. Yolun gerekliliği neyse öyle gidilir. O sınırdır. Yani araç sürüş tekniğine göre doğru olarak kullanması her açıdan tabii hem sürüş güvenliği hem ekonomik kazancı açısından da avantajlı. VGT taktığınız zaman şimdi şöyle VGT taktınız diyelim. Taktınız veya takmadınız olay değişmiyor. Şimdi bir mantık var. Ben hep gittiğim yolda ışıkların yanma sürelerinin birbiri arasında hangi hızda gidince takılmayacağımı bilirsem o hızda gitmem gerekir. Hı hı. Ama siz bunu İstanbul'da yapamazsınız. Yok yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Çünkü arkadan bir muzur geliyor. Flaşör veriyor. Sizi sıkıştırıyor. Mecbur kaza yapmamak için gaza basıyorsun. Bu sefer her ışıkta durmaya başlıyorsun. Bir frene basıyor. Duruyorsun. Bekliyorsun. Kalkıyorsun. Bütün bunlar ısı olarak gitti. Havaya gitti. Yani ekonomiyi yapamazsınız o zaman. Ama şu var. VGT ile ben şehir en kalabalık şehir içinde gittiğim zaman en yüksek 6.9 LPG yaktım. Düşük hacimli de. Dur kalklarla birlikte. Bu değer yani bu şekilde 7.6'nın altına inmemesi gereken değerler. Evet. Süper. Şimdi tabii ki biz sizden istifade ediyoruz. O da şöyle. Siz VGT'nin versiyon 3 ile başladınız. Evet. Hayatımıza girdiniz. Ve sizden aldığımız işte teknik geri bildirimler doğrultusunda şimdi sizinle versiyon 4'ün beta testlerini yapıyoruz hocam. Versiyon 3 ile versiyon 4 arasında. Bu arada versiyon 4'ü burada izleyen dostlarımıza söyleyelim. Onun ticari sunuma gelmesi aşağı yukarı bir 10-11 belki 12 ayı bulur. Çünkü biz geniş bir istatistik, geniş bir veri tabanı oluşturmadan en iyi çalışır hale getirmemizin mümkün olmayacağını bildiğimiz için onu çok değişik şartlarda ve sürücülerde test ediyoruz. Birkan hocamız da bu konuda bizim için en iyi test dostu. Şimdi versiyon 3 ile versiyon 4 arasında bir farklılık hissettiniz yine. Bu farklılığı yüzde kaç olarak değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere arabadan arabaya yine farklılık gösteriyor. Kesinlikle. Sizin kullanımınızda. Yani benim şeyde Megane 2'de LPG'li'de belli devirlerde daha akışkan, ya yani belli hızlarda daha akışkan olabiliyor. Ama şu var, diğer arabamda kullandığım, güçlü arabada kullandığımda %6 ile %9 arasında daha az yaktırıyor. Versiyon 3'ün üzerine kazanıyor. Evet, versiyon 3'e göre. Evet. Yani Ankara'dan geldim, Kayseri'ye geldim. 42 litre gaza geldim. Ankara'dan İzmir'e. Evet. İzmir'e. 42 litre gaz. Yani depo bitmedi. 60'lık kalmıştı. 60'lık depoda depo bitmedi. 42 litre gaz. Evet, yaklaşık 18. Dediğim litre. Araba da Volvo 2.0T. Evet. Çok da güzel bir araba bu arada. Yani, bu neydi? 5.9 ortalamayla yaklaşık geldim. Daha önce gelirken 5.9. Daha önce versiyon 3'te de 6.3 geldim. 82 kilometre ortalama. Söylediğim hızlar hep aynı ortalama, aynı hız değerleri. Hı hı. Bu şekilde oldu. Giderken de tabii ki rakım yüksek oluyor. 6.6 ile versiyon 3 ile gitmiştim. 6.3 ile versiyon 4 ile gittim. Süper. %6 gidişte bir verim oldu. Dönerken de yaklaşık %9 gibi. %9 gibi kazanç oldu. Bir soru daha sorabilir miyim? Son olsun. Hatta ondan sonra da bir test falan yaparız sizle.
Şimdi biz kullanıcılarımız bizi aradıkları zaman bize yakıt tasarrufu ile ilgili bir değer söyleyebilir misiniz diyorlar ki bu mümkün değil. Çünkü aynı arabayı farklı kullanıcılar şimdi ben örnek vereyim. Şimdi benim arabam dip gazda 0-100 Volvo için konuşayım. 8.6 saniyede çıkıyorsa VGT'siz. VGT'yi taktığım zaman bu 8 saniye gibi bir şey oluyor. Şimdi ben yine dip gaz gidersem aynı şeyi yakacak. Aynen öyle. Neden? Ben evet, hava throttle dediğimiz şeyi tamamen açmışım. Maksimum püskürtmeyi yapacak. Burada sizin yapacağınız şey fazla çektiği zaman gazı azaltmanız. Gazı azaltmadığın sürece ben bu arabaların hepsine aynı veriyi de verdirebilirim. Verdirmeyebilirim. Tamamen ayağınız ucunda bağlı. Tabii ki bana bağlı bir şey. 5.2 diyorum. Önümde ben ışığı görüyorum. Dip gazda hızlanır dibine kadar. Sonra aniden frene basarsam ha takmışım ha takmamışım. Bir şey değişmeyecek. Çok doğru. Genel olarak kurduğumuz bir cümle var bizim. Bütün arabalar VGT'ye uyum sağlıyor. Ama sürücünün de uyum sağlaması gerekiyor. Zaten VGT'yi ilk taktığınız zaman bir değişiklik görüyorsunuz. Ama tam değişikliği algılayabilmeniz için 30 kilometre gitmeniz gerekiyor. Yol ve benzinde gitmeniz gerekiyor. LPG için de aynı şey. Abi, tasarruf yapmayacak mı? Yapacak. Yapacak. Tasarrufu daha maksimum. Evet. Her şeyi kazancı maksimum. Daha maksimum. Basit bir, farkındaysanız bir aparat değişikliği yaptık. Basit bir aparat değişikliğiyle evet. Çekiş birden değişiyor. Dün takmamla fırlaması bir oldu. Dayanamadım. Arkadaşı aradım. Biz de VGT'nin içi de dahil olmak kaydıyla mühendisliğinde çalışmalar çok fazla ama sistemimizin içindeki kurguda ve işte biraz önce söylediğiniz gibi o basit değişiklikte aldığınız yüksek sonuç işte VGT baştan sona kadar basit bir düzenek ama evet. İçinde mühendislik olan sözünüzü kestim bir örnek vereyim. Şimdi ne yakar kelimesi çok ucube bir cümle. Çok. Neden? Arabalar bir şey değer verirken 90 kilometrede düz yol der değil mi? Siz bir Mercedes aldığınız zaman 5.6 yakıyor derse bu 90 kilometre rüzgarsız hava düz yol. Peki sana diyor mu ki 200'de giderken 5 nokta yakar? Peki VGT'de niye bir şey istiyorsun? Yani 200'de giderken ne yakacağını mı soruyorsun? Hep aynı şeyi yakmaz ki. Bu senin tamamen kullanış tarzına bağlı bir şey. Biz de bu cümleyi şöyle şimdi diyoruz. Fabrikaya bunu sormuyorsun. Niye bu 5 nokta VGT'ye diyorsun ki aynı tarzda kullan bak göreceksin zaten gazı keseceksin. Evet. Kesmiyor patinaja kalkıyor. Patinaja kalkıyor sonra da diyor ki ben bir şey görmedim. Patinajda gidiyorsun. Bütün o enerjiyi boşta çevirdin. Evet. Kesinlikle öyle. Zaten kullanacağımız yoğun bir şekilde %20 ile %40 arasında zaten onu o sözü duyan her bütün VGT kullanıcıları itiraz eder. Ne diyor bu der. Ya faydası çünkü, da oldu. Sizin gibi okuyanlardan VGT'ye ilgi duyup bu arada yurt dışından da bir bayrak yapmak isteyen ben şey yapayım gülmekten yere yıkıldım ya. Kendi söylediğini kendisi çürütüyor. Evet. Evet okuyabilmek hocam. Önemli. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ha, bunu reklam için söylemiyorum. Bu reklam diye bir kullanılıyorsa bir şey kullanmadan yani yeni bir şey sistem taktın denemeden olmaz. Zaten diyorsunuz ki deneyin görün diyorsunuz. Denemeden olmaz. Bir şey demiyoruz. Evet. Açık çağrımız var. Deneyin. Almak zorunda değilsiniz. Ya zaten tabii. Taktığı zaman görecek. Tabii, ha, kimisi ne diyecek? Placebo. Şimdi bazı insanların ayakları nasırlı. Şimdi herkesin aynı titizlikte yapamaz. Bir cerrah işlem yapıyorsa neşteri aldığın zaman şöyle pat diye kesersin. Eli hassastır. Ver bunu bir normal bir adama kesemez. Evet. Bana ver kemiğe kadar. Gidelim. Bazı insanlar resim çizemez. İstediği kadar çalışsın. O yeti yoksa o da. Araba kullanmak da öyle bir şey. Şimdi sen ayak tabanı nasırsa, ne kadar bastığını hissetmiyorsan, hız kavramın nedir bilmiyorsan, zamanlamayla uzaysal çözünürlüğün yoksa ne yaparsan yap verim alamayacaksın. Evet. Biz bunun için sosyal medyayı tercih ettik. Algıları yüksek insanlar bize gelsin diye. Bu şartlarda %98 kullanıcı memnuniyetine sahibiz. Bunlardan biri sizsiniz. Yani, memnunum. Niye memnun olmayayım yani? Yani ortada yerli bir ürün var. Bakın yarış arabası var. Aynı yakacak. Ama daha hızlı. Daha hızlı hızlanacak. Mümkünse tabii takabilirse. Sistem buna uygunsa. Misal verdim. İlla ölecek, öyle olacak diye bir şey yok.
İki sezon önce Ford i̇şte, Fiesta'ya taktınız. Ford Fiesta'ya taktınız. Araba yakışında çok değişiklik görmeyebilirsiniz. 12.1 saniye kazandı hocam o araba. Görmeyebilirsiniz ama daha çabuk deparlandığı evet, için. Burada tabii. Yaptığı şey yine neredeyse dibine kadar gaz vermek olduğu için o maksimum püskürtmeyi yapacak. Tabii tabii. O günün birincisi oldu araç. Tabii o günün birincisi oldu. 12.11 saniye çamur parkurda fark attı. Evet. Bursa Orhan Gazi. Burada yaptığı şey verimli yakması ve daha çabuk hızlanması olduğu için. Evet, yakıtta bir tasarruf görmeyebilirsin. Zamanda tasarruf görürsün. Zaten zaman. O da neden? Yapıyor. Gazı kesip verdiği zaman en çok tasarrufu yapıyor. Gazı kesip verdiğin zaman hemen senin 1.14 ayarlarını ayarlamaya çalışıyor. Evet, kesinlikle öyle. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.